Bu vergilerle beraber bu hafta ne var önemli? Bir de şu, ayın 27'si Perşembe gününde Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Temmuz 3'te, hemen bir hafta sonra Temmuz 3'te ne geliyor? Türkiye enflasyon oranlarını açıklayacak TÜİK. Ve ondan sonra da çok kritik Temmuz zammı geliyor. Belli olacak yani. Memur, emeklinin alacağı Temmuz zammı belli oluyor. Cem, bu üç olayı bir yorumlamanı isteyeceğim. Çünkü bu üç olaydan sonra dolar TL kurunda da bir yükseliş geleceği iddia ediliyor. Bakın, yani olur mu olmaz mı? Peki neden yükseliş olacak? Erdoğan en son açıkladı. Artık Türkiye'de yavaş yavaş faiz indirimi, yani tam faiz indirmese bile faiz indirimi algısına, psikolojik durumuna doğru gideceği için zaten şu anda borsadan çıkan o yatırımcı sıcak para daha da fazla çıkacak ve bu da dolarda artışa sebep olacak diye yorumlar var. Siz daha iyi bilirsiniz. Ne diyorsun Cem? Şimdi bu hafta itibariyle 76,5 milyar dolara ulaştı Merkez Bankası'nın rezervleri. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi geçen hafta 66 milyar dolar diye bir 10 milyar dolarlık daha bir rezerv de bir artış var. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Farkındaysanız dolarda da ufak bir dalgalanma var. Ve bu dolardaki artışı şu şekilde yorumluyorlar. Yabancıların Türkiye'den yapmış olduğu çıkış. Yani yabancılar carry trade'i bitirdi ve dolarlarını alıp çıkıyorlar. Ama ben bunun bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Arka planda yapılan anlaşmaların hala devam ettiğini ve bu anlaşmalar çerçevesinde doların şu an için 33 lira seviyesine belki gelebileceğini ve bunu da şundan dolayı çıkartıyorum. Merkez Bankası'nın çekmiş olduğu, piyasadan çektiği doların bu dalgalanmayı büyük ölçüde oluşturduğunu ve yaklaşık işte 0,30'luk bir artışın da çok fazla piyasayı etkilemeyeceğini düşünüyorum. Ama elbette bir gün bu politika bitecek. Elbette bir gün dolar yükselecek, yani bir düğmeye basılacak. Fakat şimdi bu düğmeye basılması için gerekli olan bir sebep vardı. O sebebi artık geçtik. Turizm gelirleri. Neredeyse Temmuz ayına gireceğiz. Yani Türkiye'nin en sıkı turizm geliri Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındadır. Turistler en çok bu aylarda gelir. Hani Eylül'ün de ilk yarısında gelirler. Haziran 15'te başlar, Eylül 15'te biter. Şu ana kadar arttırılmadı ve aldığımız haberlere göre de fazla turist gelmiyor. Fakat burada tabii şöyle bir şey var. İstanbul'a çok turist geliyor bu sene. Yani Ege kıyılarına, Akdeniz'e fazla yabancı turist gelmiyor. Belki şu olabilir, toplamda elde edilecek olan gelir aynı kalabilir. Çünkü hedeflenen gelir 55 milyar dolar. Geçen seneki gelir hedefleniyor. Bu sene de aynı geliri daha az sayıda turistten elde edebiliriz. Çünkü dolar bazında pahalı bir ülkeyiz. Ona göre muhtemelen hesapları vardır. Ama şu an için bu dolar kuru daki bu ufak dalgalanmanın ben Merkez Bankası'nın çektiği paralardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Şimdi emekli maaşına gelince Merkez Bankası'nın faiz artışı ya da azalışı emekli maaşını etkilemeyecek. Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam mı etkileyecek yegane şey Haziran ayındaki enflasyon oranıdır. Zaten bu yani ilk 6 ayın enflasyonu da yaklaşık %25 civarında bekleniyor. %25'in biraz üzerinde bekleniyor. Emekliye de %26 civarında bir zam yapılacak. Belki devlet bir ekstra refah payı vererek %30'a çıkartabilir bunu. Ama bu da tabii ki bir soru işareti. Bizlerin burada yapacağı kamuoyu baskısı çok önemli. Bizim gibi YouTuberların ne kadar çok bu konuyu dile getirirse, bizim gibi YouTuberlar, devletin tıpkı adalette olduğu gibi, yani Ekşi Sözlük'te ne kadar entry girilirse vatandaşın yakalanma ihtimali o kadar artıyor ya da aldığı ceza o kadar artıyorsa, aynısı emekli maaşlarında da var. Bizler bunu ne kadar çok konuşursak o kadar zammın daha fazla olma ihtimali artıyor. Ama tabii çok büyük bir şey beklemiyorum ben. Seyyanen belli bir zam yapılacaktır. Çünkü kök maaşı hala 6.500-7.000 lirada olanlar var. Onların maaşı 10.000 liraya ayarlanıyordu. Şimdi %25 zam geldiğinde onlar yine 10 bin lira zam almış olacak. Bu olmayacak. Muhtemelen devlet yine
en az şu kadar maaş olacaktır şeklinde bir ayarlama yapacak. Benim tahminim 12.500 lirayla, yani dip maaşın 12.500 lirayla 13.000 lira arasında olacağı yönünde. Diğer emekliler de oransal olarak kendi zamlarını alacaklar. Merkez Bankası'ndan ben bu ay herhangi bir faiz artışı ya da faiz indirimi beklemiyorum. Şu aşamada faiz indirimi yapmak ekonomi yönetimi için intihar olur. Zaten yani bu noktaya zor bela getirdiler. Zaten %75.9 olan bir enflasyonda %50'lik faiz zaten o kadar yüksek bir faiz değil, yani düşük. Bir de bunun üstüne üstlük %50'yi %45'lere indirmenin bir anlamı yok. Fakat muhtemelen şu olacak, şunu bekliyorum. Çünkü inşaat sektörü de durma noktasına geldi. Devlet politika faiz oranını indirmeyecek ama bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını ve buna bağlı olarak kredi faiz oranlarını bir miktar indirecekler. Özellikle ticari kredilerde bir açılma mutlaka olmalı. Yoksa insanlar artık iş yapamayacak duruma gelirse bu sefer öbür taraftan daha büyük bir zarara girebilir devlet. Yani sen ne kadar vergiyi yükseltirsen yükselt. İş yapamazsa kurumlar vergisi alamazsın, gelir vergisi alamazsın. Çalışanlar istihdam edilemezse onların maaşları üzerinden gelir vergisi alamazsın. O yüzden bu dengenin mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. Şu anda bir dengesizlik var. Yani negatif yönde bir dengesizlik var. Bunu açmak adına da politika faiz oranını indiremezler. Ama yaza özgü olarak bir miktar bankalardaki hem vadeli mevduat hem de kredi faiz oranları inecek. Bu da enflasyonu bir miktar arttırabilir. Ama bunda da şuna güveniyorlar. Yani şundan dolayı arttırabilir. Piyasa hareketlenince tabii talep enflasyonu oluşacak. Ama geçen seneki enflasyondan kaynaklı bir baz etkisi olacağı için bu bir miktar artışı, bu baz etkisi önünü kapatacaktır. Yapmaları gereken bu yani. Piyasayı açmak. Müteahhitler ev satamıyor. Kimse hiçbir şey alıp satmıyor. Evler, arabalar satılmıyor. Piyasada yani gıdanın dışında hiçbir şey alınıp satılmıyor. İnsanlar mobilya bile almıyor. Mobilyacılar sinek avlıyor. Şimdi böyle olunca müdahale etmesi lazım. Başka yolu yok. İşte, demişti ya Mehmet Şimşek, aylar önce bunu söyledi yani. Ben sistemi durduracağım, enflasyonu böyle düşüreceğim. Öyle bir taktiği vardı. Abi, ve yaptı da hakikaten adam dedim. Yani. Tamam, hastayı ameliyata aldın. Narkozu verdin. Beyin dalgaları 1 hertz'e düştü. Yani saniyede 1 titreşim. Normalde narkoz yani aslında derin uyku, REM uykusu saniyede 3-4 hertz'tir. Yani 3-4 titreşim diyebiliriz. Alternatif elektrikle açıklayacak olursak. 1 saniyede geçen dalga boyu. Narkoz verdiğin zaman tamamen kaslar kendini bırakıyor. Böylece ameliyatı rahatlıkla yapabiliyor doktor. Ama narkozda 1 hertz eğer sıfıra düşerse hasta ölüyor. Nöronlar ölüyor çünkü. Yani hiç elektrik akımı olmuyor. O yüzden narkozdan uyanamadı falan diyorlar ya, eskiden çok vardı da şimdi artık kalmadı o. Eskiden mesela narkoza yatan hasta uyanamayınca ölüyordu. Şimdi bizde de böyle olmasın. Narkozun ayarını kaçırırsan hastayı öldürürsün. Valla bir de kendilerine narkoz vursalar da rahatlayacağız diyor şu siyasetçiler. Önce bir kendilerine vursunlar narkozu, sonra bize vursalar daha iyi olacak. Ama işte bu işin raconu bu. Halk öder bedeli, hep böyle olmuştur. Hamza, aynı soruyu sana da soracağım. Dolar TL kurunun geleceği, bu carry trade olayından hep bahsettik ya. Dışarıdan geldiler yüksek faize, yüksek faizi ya bizim üzerimizden, Türk halkı üzerinden yüksek faizi ballı kaymaklı bir şekilde aldılar ve şu anda gitmeye başlıyorlar. Yani sıcak para çıkıyor. Onu görüyoruz. Eğer geri gelmezse ve mevcut şu an Türkiye içerisinde bulunan sıcak para toplu bir şekilde gitmeye karar verirse bir kur şoku gibi bir şey gelir mi? Dolar TL'nin geleceğini nasıl görüyorsun? Cem pek öyle bir şey olacağını sanmıyorum dedi. Senin fikrin nedir? Yani yakın vadede Ferit. Yani bu yaz aylarında beklemiyorum ama sonbaharda olabilir tabii ki. Peki bir de ikinci sorum daha var. Sonra ben yaz aylarında bu işin başlayacağını düşünüyorum. Sonbahara kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye giren bu sermaye hepsi kısa vadeli. Yani 3 aylık tahvillere yatırım yapan sermayeydi. Bunların giriş zamanına baktığın zaman Şubat-Mart ayıydı. Seçimlerden öncesinde başlatmışlardı bu programı. Mart'tan saydığın zaman Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'ın bitişiyle birlikte bu vadelerin çözülmeye başladı. Bu çıkışlardan bahsediyorsun ya, evet ciddi çıkışlar var. Çünkü vadelerin çözülme dönemine denk geldik.
Ve bunun başlamasıyla birlikte, hızlanmayla başlamasıyla birlikte kurda da böyle hafif hareketler, işaretler vermeye başladığını görüyoruz. Bu bayramdan sonra gelecek olan vergilerle bunun etkisi sadece dövizde değil, borsalarda da, çünkü menkul kıymetler üzerinden elde edilen gelirlere de uygulanacak vergiler burada söz konusu olduğu için bütün her yeri sarsacak aslında. Ve şunu da hesaplıyoruz. Mesela bir sene öncesini döviz kuruna, dolar kuruna baktığımızda burada yaptık hesabını. Ve bunun üzerine TÜİK'in enflasyonuna da inansak bile %75 üzerine koyduğumuz zaman ortaya çıkan rakam ortadaydı yani. 44 liranın üzerinde bir rakam çıkıyordu. Yani şu anda baskının şeyine bak. Yani bu baskıyı eğer sürdürmek istiyorlarsa bile biraz gevşetip gevşettikleri yerden baskılamaya devam etmeyi düşünmeleri lazım. Çünkü yani bir şeyi sonsuza kadar sürekli bastır. Biraz rahatlatman lazım. Hala ben bastırmaya devam edeceğim diyorsan. Yani bunu kontrolsüzlü bir şekilde bile kendileri bile yapabilir. Yani şeyde bence bu önümüzdeki haftalarda bu şeyi biraz rahatlatıp 38 liralara, 39 liralara bile kendi istekleri bile şey yapabilirler. Gidebilirler ama bunun işin sonunda sonbaharı geçmeyecek şekilde bu 49-50 lirayı görecek diye düşünüyorum ben.